Kameraman. Merhaba arkadaşlar. Poğaçaları daha iyi var. Çektirin abi. Tamam. Sayın Bakanım, sizleri Karadeniz Ereğli ilçemize ve Karadeniz Ereğli belediyemize görmekte son derece mutluluğumu ifade ederek söylemeye başlamıştım. Bizim bölgemizin Batı Karadeniz'i takımdan sizleri de bugün burada ağırlamak sizlere onur ve şeref vermiştim. Öncelikle çok teşekkür ederim. İçinizden aktör olarak da. Buraya geldik, 35 milyar borcumuz vardı. Şimdi şu ana kadar 17 milyon borç ödedik. Sadece ulaşım ve ifade hizmetlerine nakit olarak 10,5 milyona yatırım yaptık. Göreve geldikten sonra kendi öz kaynaklarımızda 57 tane yeni araç aldık. İş makinesi ve araçlarımızı da yeniledik. Burası göreve geldiğimiz zaman Uzun Mehmet. Günlerdir Uzun Mehmet sizden bildiği gibi kömürü bulan köyümüz. Göreve geldiğimiz zaman burada her sene madencilik kardeşlerimizle beraber törenler düzenliyoruz. Dedik ki bu bize yakışmıyor. Saygımız olsun. Son hali de bu. 31 mahallemizi 24'ü uyuyor. İçme suyu hatlarımız birden yedik. Geniş adliyalarımızda iki katlı binalarımız var. Tabii ki çalışma alanlarımız var. Bu binalarımızda da eğitim salonları dahil. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun Sayın Başkanım. Şekilde işler yapmışsınız. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Evet. Burada ne var? Burada Sayın Bakan, Gülüç Irmağı'nın ıslah projesi DSİ tarafından programı alındı. Yatırma programı da alındı. Projesi de hazır. Bu ıslah çalışmaları da olacak. Fakat buradaki problemimiz şu. Derin yatağı çok geniş, bu gelen suya göre. Fakat Gülüç Barajı'nın oraya DSİ bir su depo yeri yaptığı zaman kesip artmıyor, küçülüyor. O zaman da bizim bir 70-80 milyon lira tutarında olan kamulaştırma bedelinden kurtuluyor. Yani Erdemir şunu diyeceğim. Ben Gülüç Irmağı'na DSİ'ye tüm haklarımı veriyorum. Oradaki baraj. Bu don var, talep o mu? Talep bu. Arkadaşlar, bizi çalışan kıymetli mensuplarımızın, Sayın Başkanımızın hediyesi, teşekkür ediyoruz kendisine. Kimden alamıyorsunuz? Çok tahmin ediyoruz. Başkanım gözükmüyor. Biraz daha iyiyim. Thank you.